Ara yemeğimiz neydi bu arada Süleyman? Füme etli pizzette. Nasıl? Ara Füme etli yemeğimiz? pizzette. Pizzette pizzanın biraz daha farklı versiyonu var. Evet, uzun şeklinde. Evet. Hamurun incecik olması lazım. Sos ve et dengesi çok önemli. Şey, bizim programımızda ilk kez yapılıyor çünkü. Hani pizzalar yapıldı çeşitli versiyonları ama seyircilerimiz de öğrensin. Onlar çok seviyorlar çünkü merak evet, ediyorlar. Ya, güzel bir İnce hamur olması lazım. Başka nesi lazım? Hamur olması lazım. Sos ve hamurun dengesi iyi olması lazım. Hamurun lezzeti çok önemli. Yani maya kullanacak mı, kullanmayacak mı? O çok önemli. Kullanılıyor değil mi? Kullanılıyor. Kullanmayanlar da var. Daha var da şey oldu tabii. Yani hızla alakalı, hızlı olması için. Normalde kullanılıyor. Normalde kullanılıyor kesinlikle. Pizza hamuruna çok yakın bir hamur. Hatta genelde aynı hamurda kullanıyorlar. Sadece açma olarak çok ince kullanılıyor. Çok ince. Çok ince olması lazım. Biraz focaccio gibi mi? Yani focaccio gibi hamur değil de daha ince malzemelerin daha ön plana çıktı. Evet. Sunum güzel ama sanki şimdi evet, değil mi? Üstünde aragula parmesan var. Aragula var. Çok güzel. Biz başlayalım. İlk yemekte birbirimizi bekliyoruz. Ondan sonrasında herkes kim gelirse tabağa yiyebilir. Aslında bunu çatal bıçağa girişmeyelim yani. Onu elinizle yiyebilirseniz daha iyi olur. Yani çünkü çatalla kesilmez. Nasıl görünüyor arkadaşlar? Ben şeyi beğendim, görüntüsü güzel. Üstü biraz kuru gözüküyor, onu da tadım yapınca şey yapacağım. Evet, görüntü biraz güzel. Tadına bakacağız. Yani mayalı bir hamur. Üstüne yine aslında hazır... Arkadaşlar ekşi maya burada yapmamı beklemiyordunuz umarım. Yok. Parmesan rendelemişsin, aragulalar var. Füme etini dana kaburgadan mı kullandınız? Dana Süleyman kaburga. Bey. Dana kaburga. Etler konusunda sen bayağı hakimsindir. Evet. Evet, hamburgerle ilgili tüyoları da senin gününde alacağız tabii. Tabii ki. Zuhal Hanım, yerken hamurun çıtırtısı Melek Hanım'dan buraya geliyor. Hamur evet, bende de çıtırdadı. Güzel bir şey bu tabii, değil mi? Ne tutuyorsun elinde? Ben şeyi beğenmedim açıkçası. Neyi? Tabağı mı? Tabağı beğenmedim. Niye? Yani sunumu hoşuma gitmedi. Biraz daha özen gösterebilirim. Büyük mü geldi arabulalar sana? Evet, bunlar bayağı büyük. Anladım böyleseydi. Ve şu şu kısımları alınması gerekiyordu. Sapları. Evet. Sapları alman gerekiyormuş. En kalın saplarını alıyoruz bunun. İşte bunlar da en kalın oldukları için ben söyledim Süleyman Bey. O da kalın mı kaçmış arada? Yani bu... Çok da gerekli araba değil bence. Evet. Tamam arkadaşlar, şöyle yapalım. Siz de aynı günde rakulu alın. Bir ayıklayın, bir mutfakta yapın. O mutfağa bir girin. Mutfaktan çıkın. Bu yorumlarınızın hepsini o gün konuşalım. Süleyman yani Bey, şu an bu çok güzel konuşuyorsunuz tercihiniz. Ama sanki böyle şeye gelmemişsiniz. Normal yemek eleştirmeye değil de bir kabahat, bir kusur bulmaya nereden vururum? İlk günü yapmış, menüsünü yetiştirmiş, masası okey, her şeyi güzel. Nereden vururuz da puan kırarıza gelmişsiniz. Yemeğinizi yiyin, tadına bakın, yanmış mı, yanmamış mı? Ona yorum yapalım. Olur, siz bize yani oradan bir sapıydı, çöpüydü, otuydu, içinden kıl çıkar, bir şey yorum çıkar. Yeşilliklere bu hafta? Olur. Süleyman Bey, de yorum tabağınız çıkar. Hamurundan yeşilliğine, peynirine kadar sizin sorumluluğunuzda. Bu sizin bize sunduğunuz tabak. Bakın, ürünün çiçek kısımlarını, tohumlaşmış kısımlarını tabağa koymuşsunuz. Sap kısımlarını tabağa koymuşsunuz. Evet. Mutfağı eleştirirken, bakın biz de yarışacağız, evet. Ama mutfağım yetişmediği, öyle kaldığı zaman da bana yorum yapıldığında en azından sizin gibi çıkışmam. Evet, yetişmedi derim. Değil mi? Arkadaş yetişmedi de yetişti. Bu sizin sorumluluğunuzda yani. Bu arada... Yetişti, her şeyim yetişti. Yaptım, rakulamı da ayıklamam gerektiği kadar ayıkladım. İçinde de bir sürü çöp vardı. Hatta diğer çöpü de açarsanız döktüğüm çöpte de ne kadar bir paketten ne kadar çöpe attığımı da görürsünüz. Aynı şekilde bir paket siz alın. Bir paketin yarısını ben çöpe attım. Yani niye? Komplesini. Çünkü kalın saplıydı ve içinde sarı yaprakları vardı. Tercihlerinizi eleştirirken bize bence yükselmeyin. Tamam, bunda bir şey yok zaten. Ben buna bir şey demiyorum. Sadece açıklamamı yapıyorum. Peki. Melek, tadını, hamurunu, pişme oranını, her şeyini anlat bize. Beğendin mi? Sormak istediğim bir şey var Zuhal Tabii Hanım. Ki. Soslarını siz kendiniz mi hazırladınız Süleyman Bey? Domates sosunu kendiniz mi hazırladınız? Ben geliyorum. Peki sen devam et, o soruyu sonra yanıtlar ağzında lokması bitsin. Peyniri bana az geldi. Parmesanı mı? Sosu. Evet, mozzarella. Ha, sosu az geldi. Evet, domates sosunu kendim yaptım. Hamurunu kendim yoğurdum burada. Hamurumda maya çok az var. Arkadaş az önce orada duydum ben, mayası çok, mayalı hamur dedi. Hamurumda çok bir maya yok. Hamurumda maya olsa zaten bu saate kadar dışarıda bekledi. Onun kabarması lazım. Devasa bir focaccia hamuruna dönmesi lazım. Hamurumdaki maya oranı 1,5 gram.
Yok ben hamuru sormadım. Mayası çok kim o bu dedi? Tarafa cevap verdim. Mayası şeye geliyorum. Domates sosu, domates sosumu komple burada yaptım. Tamam. Her şeyiyle birlikte domates sosuna hiçbir şey hazır değil. Bana sadece peyniri az geldi. Bir de hani isminde de belli olduğu gibi füme etli ya. Hı hı. Bana göre eti de az. Yani porsiyonlaması büyük. Keşke hani 4 parça yerine 2 parça olmuş olsaydı. Hani ama bu pizzetta bir formu var bunun olur mu 2 parça? Melek Hanım, çok güzel diyorsun. Pide mi getiriyordu 2 parça 3 parça koysun? Pizzetta bu ya yuvarlak olacak. Daha da uzun bile. Ya oval olacak. Porsiyonlaması bence iyi. Çok iyi. Porsiyonda gidip bir İtalyan restoranda bunu kesinlikle deneyin. Daha yatsı olur ama üzerindeki et oranı minimum hemen hemen bu seviyededir. Ne bundan çok fazla olur, bundan zaten az olmaz. Ne de çok az olur. Peki beğendin mi netice itibariyle? Beğendim. Peki Reşat? Zuhal Hanım, öncelikle ben bir beğenemedim. Niye beğenemedim? Boğazımdan gitmiyor. Hamuru çok kuru. Hemen veriyorum. Yutkunamıyorsunuz yani. Ne istersiniz içecek? Tamam, ben soda varsa alabilir miyim? Bir yandan da Reşat'ı dinle sodaya istersen. Sodaya bakmam lazım. Kola alabilirim ben de tamam. Süfene. Kola alabilirim. Kola. Kuru mu geldi? Bana çok kuru geldi. Hamuru özellikle. Boğazımdan gitmiyor. Yani çiğniyorum, hamur lastikleşmiş gibi hissettim. Aa, evet. Hadi ya. Evet. Reşat Bey bu hafta eleştiri yapmaya gelmiş. Başka bir şey değil. Sosu biraz daha fazla olabilirdi. Çünkü beklediği için en azından hani biraz daha soslu olsa bir tık daha juicy kıvamında olabilirdi. Hani böyle biraz daha sulu kıvamına gelebilirdi diye düşünüyorum. Ben de mozzarella'sını az buldum. Dediğim gibi şu şekilde olmaz yani. Bunlar tohumlanmış. Yani genel olarak beğenmedim yani. Genel olarak beğenmedin. Duydun mu Reşat'ı, beğenmedi. Ben güzel yaptığımı düşünüyorum. Güzel yaptım da hiçbir şekilde aksi yorumunu kabul etmiyorum. Siz güzel yaptığınızı düşünebilirsiniz. Önemli olan sizin misafirlerinizin yorumudur. Eksiklerinizi görmeniz için bir yani şey yapabilirsiniz en azından. Yorumlarımızı değerlendirebilirsiniz. Boğazınızdan nasıl geçmediğini inanamıyorum şu an. Şok içindeyim. Peki Muratcan, senin boğazından geçti mi? Ya benim boğazımdan geçti. Şöyle formu güzel, pizzetta formunda. Pizzetta yapması da güzel. Onun dışında ya bu hamurun açarken ben daha önce pizzayla uğraştım. Biliyorum yani bundan da yaptım. Güzel. Yani açarken formunun şuradan yani buradayken kendiniz de görebilir. Şurada bak bir bakalım, pizza edası veriyor bize. Yani kalın. Eşitliği aslında de. Eşitlik olması lazım. Zaten merdaneyle açtınız. Elimle açtım. Ya işte bu pizzatla elinizle açılmıyor. Bir noktada merdaneye geçtim. O da elimle açtığım hamur. Yani İlk inceliği pizza tanımlaması gerektiğini bildin mi? Zaten bunu da izlerken orada göreceksiniz. İlk başta elimle açtım. İlk açtığım hamurdan sonra merdaneye geçtim. Ya benim de şimdi burada söylemek istediğim pizza elle açılır. Ama pizzatta merdaneyle açıp her yere eşit olursa daha güzel. Siz de buna katılırsınız. Şöyledir. Yani. Pizza yani elle bunu açılır. Pizzatla merdaneye açılır diye bir kural yok. Yani form olarak söylüyorum. Çıtırtı ve her yerin eşit olması aklımda. Onu elle de inceltebiliyoruz. Yani incelmiş. Ben de ondan bahsediyorum. Şurada bir pizza şeyi var. Onun dışında kendi tercihleriyle bizi şey yapıyor. Mesela burada bunun yerine farklı bir ot kullanabilirdik. Arugula da kullanabilirdik. Roka da kullanabilirdik. Fesleğen bile. Arugula var. Tamam. Yani arkadaşlar yani, dediğim gibi yorum yaparken lütfen tutarlı yapalım. Ben tutarlı zaten yorum yapıyorum. Kendi tercihlerinizde gerçekten birbirini tutmuyor. Lütfen normal dinlersek yorum yapalım. Güzel bir gün olsun. Güzelce yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra güzel yorumlarla gidelim. Yaptığın şey rakula koyabilirsin diyorsun. İçindeki zaten rakula, arugula. O dilim suçtu. Yani, roka, normal roka da kullanabilirdik. Bunda fesleğen de kullanabilirsin, reyhan da kullanabilirsin. Ama şu an kendine göre türetmeye geçtin. Az önce arugula dedin, şu an rokaya geçiyorsun. Hayır, ben sadece burada söylemek istediğim için gelmişsin. Yemeğini yer misin lütfen? Kesinlikle dinlemiyor. Kesinlikle efendim? Dinlemiyor. Süleyman Bey sinirlendi galiba. Yani çok sinirlenmedim ama buna tepkimi göstermem gerekiyor. Çok gereksiz bir yorumlar yapıyor ya. Hani rakula olabilirdi diyor. Arugula. Önündeki zaten arugula. Şaka gibi yani ya. Yemeğini yer misin? Annelerimiz bir an geldi bir zannettik. Ye bakayım yemeğini. Önüne bak. Bitir çabuk o tabağı. Bir de çok soğuk değil mi? Evet, çok soğuk değil mi? Aslında biz size İstediğiniz hani ürün buna müsaitse tabii ki. Yani istediğiniz zaman istediğiniz şeyi servis esnasında pişirme değil ama ısıtma yapabilirsiniz. Aynen. O yapılabilirdi. Yapılabilirdi diyorsun. Peki Tuğba, seni de dinleyelim canım. Yani Zuhal Hanım, burada bir değerlendirebilecek aslında sadece hamur var. Sonuçta üzerindeki et hazır şarküteri. Hamur değerlendirdi. Hamur hazır dersiniz. Hamur. Sosuna hazır dersiniz. Yani hiçbir emek verilmemiş, et hazır. Eti dinlemiyorsunuz. Ben burada elimle mi sos edip ya da kümeleyip ben sizin hamurunuza, sosunuza hazır demedim. Ben yani sizin, et hazır diyorsunuz daha demin de maya konusuna, bak oraya bir unutmayayım geleyim. Daha demin mayası, ben mayası çok demedim ki size Süleyman Bey. Mayalı bir hamur.
güzel bir mayalı hamur yapmış dedi. Ben yanlış anlamışım. Evet, mayası çok ben sizin özür içine... Özür dilerim ondan dolayı. Aha. Yanlış anlamışım orada. Evet. Yani çok soğuk. Evet. Önden pişirdim. Bir dakika daha ısıttım. Biraz daha ısıtsaydı. Isıtmış. Isıtsaydım daha da çok kuruyacaktı. Buna da siz dilerseniz ki biliyorsunuz bu işin içinde. Isıttığın o bir dakikalık ısıyı yani alamadık mı? Ben alamadım. Yok aslında. Yani benim için şeyi sıcaklığı iyi yani. Lezzeti de çünkü... hamurun inceliği, sosu. Kimileri sosu yetersiz dedi, kimileri kalın dedi. Bence mozzarellası yetersiz. Hmm. Evet. Yani daha yoğun bir mozzarella ve sos ben de isterdim. Ve hamur yani gerçekten bence de boğazdan geçmiyor. Aa. Şimdi nasıl göstereyim yani böyle çok nimeti de ellemek istemiyorum ama hamur? Hiç ellemiyorum bak. Tamam. Bak kaç tane çizik atmışım, bıçak bile kesmemiş. Anlatabiliyor muyum? Birincisi pizza için kullandığımız steak bıçağımız yok. Yemek bıçağıyla pizza da kesemeyiz. İkincisi zaten pizza ve pizza temel bıçakla yenmez. Güzel bir yumuşak hamuru olsun ben. Güzel bir yumuşak hamuru bu bıçak keser ya. Tamam, yumuşak hamuru keser ama bu o kadar yumuşak bir hamur değil. Zaten çıtır olması, biraz gevrek olması gerekiyor. Ama dışı çıtır olur. Zaten de burada biraz daha beklediği için sıcağı sıcağına da servis olmadığı için bunun olması gayet normal. Az biraz yumuşaması normal tabii yani. Gayet normal. Çünkü bu bir de 15 dakika, 10 dakika bekledi. Çünkü ben bunu oradan hop yapayım, geleyim masaya açayım, 10 tane aktapot gibi kolum yok. Dışı çıtır. Bak dışında var. Çelişiyorsunuz dışı kendinize. Dışı çıtır niye olduysa çelişeyim? Alt tarafına benim yapabileceğim ben başka bir şey yok. Ben dışının çıtır olduğunu zaten söylüyorum. Ama içi de lastik gibi. Bunu mu tabirle evet, söyleyeyim? Evet, lastik gibi. Heh. Çiğneyerek yutuluyor. Yani kabarmış bir ben diyorum bir, güzel güzel bir söyleyeyim. Bir ısırık aldım, bıraktım. Yemedim lastik çünkü. Lastik yani. Boğazımdan dışı çıtır geçmedi. Tamam ama içi lastik. Hatası mayalandırmadınız Zuhal Hanım yani. Ha. Nasıl mayalandırmam gerekiyordu? Bunu sizden yorumunu alabilir miyim? Bana bunu tarif edebilir misiniz? Yani mayanın işte evet, sıvılarının ılıklığı, onlardan kaybetmiş olabilirsin belki veya yani bunun mayalandırma süresi, şöyle yapıyorum. Şimdi bunun bekletme dinlenme süresi, mayalı bir pizza hamuru tutuyoruz burada. Tamam, nasıl tutuyorum tamam. Ama? Nasıl tutuyorum ama şu an açıklayamıyorsun. Hadi cevap ver. Cevap veremiyorsun bana. Niye yani cevap yorum veremeyeyim? Yapmak için ama sustun şu an. Bana hamuru yapar mısın şu an? Ilık su, ılık süt yani... Ilık süt. Güzel, evet. Pizza hamurunda ılık süt. Süt kesinlikle olmaz. Pizza nereden çıktı süt? Tuğba ben de ilk kez duyuyorum. Bekleme süresinden dolayı o yumuşak tutardı onu. Süt tam tersi daha kurutuyor diye biliyorum ben. Hamurda daha sert bir elastik bir ben şey. Ben anladım. Ya tabii ben bilmiyorum sizin gibi de benim bildiğim süt konmaz pizza. Konmaz, evet, konmaz. Konmaz. Şimdi sosu üstünde kuruduğu için sertleşiyor. Aslında bunu yumuşak yapan zaten sosu. Bu ürünü de beklediği için, öncesinde yaptığı için aslında ona da hak veriyorum. Belki bir tık sosu fazla yani olabilirdi. Yani bir tık daha fazla koyabilirdi. Ben zaten deseniz ki Murat Bey'in dediği gibi sosu fazla olsaydı buna katılabilirim. Burada dedim. Bana devam sosu az geldi. Alabilirim. Evet. Yani zaten bunun yumuşaklığını veren sos pizza yerken de öyle. Yani dış kısımları çıtır oluyor. Evet. Demin dedi ya Muratcan sos ve ne dengesini iyi tam ayarlamak dengesi lazım. Hamur dengesini iyi ayarlamak lazım. Tabii dedi ki ya. Aynen. Demek ki bunun alameti harikası sosunun bu. Biraz daha mozzarella, biraz daha domates. Yani biraz daha ıssanırdı o. Daha böyle bir yumuşak bir şey bırakırdı. Ben çeri domatesi de bekleyebilirdim üstünde. Hmm. Güzel olabilirdi çeri domatesi. Yani evet sunumda. Ha koyuyorlar değil mi öyle minik tabii, çeriler de duruyorlar. Domates sosunun yanı sıra bir de domates de koyuyorlar. Konfi domates yapıp bile yani pişmiş domates o da çok güzel oluyor. Evet.